Ayda kaç kez saçınızı kestiriyorsunuz? Saçınızı kestirmek için kaç lira ödüyorsunuz? Ayda bir kez saçımı kestiriyorum. Saç kestirmek için 150-200 lira ödüyorum. Tabii daha pahalı ve daha ucuz berberler de var. En son ne zaman berbere gittiniz? Her zaman aynı berbere mi gidiyorsunuz? En son geçen ay berbere gittim. Genelde hep aynı berbere gidiyorum. Böylece saçımı her seferinde aynı şekilde kestirebiliyorum. Saç modelinizden memnun musunuz? Saç modelinizi çok sık değiştiriyor musunuz? Size nasıl saç daha çok yakışıyor? Evet, saç modelimden memnunum. Çok sık değiştirmiyorum ama bazen yeni saç modelleri deniyorum. Bence bana kısa ve kahverengi saç yakışıyor. Genç ve yakışıklı görünmek için neler yapıyorsunuz? Çok yakışıklı biri değilim ama yine de iyi görünmeye çalışıyorum. Bunun için Kendime uygun kıyafetler giyiyorum. Saçlarımı her gün tarıyorum ve spor yapıyorum. Ailenizde en çok kime benziyorsunuz? Hangi özelliklerinizi annenizden, hangi özelliklerinizi babanızdan almışsınız? Ailemde en çok babama benziyorum. Babam gibi kahverengi saçlı ve uzun boyluyum. Ayrıca onun gibi sakin bir insanım. Ama gözlerim annemin gözlerine benziyor. Çirkin insan yoktur, bakımsız insan vardır. Sözüne katılıyor musunuz? Bakımlı olmak sizce önemli mi? Bu söze katılıyorum. Bence iyi görünmek için güzel ya da yakışıklı olmak gerekmiyor. İyi giyinmek, bakımlı ve temiz olmak çok daha önemli. İyi giyinmek sizin için önemli mi? Çok kıyafetiniz ve ayakkabınız var mı? Her gün farklı şeyler mi giyiyorsunuz? Evet, iyi giyinmek benim için önemli. Çok fazla kıyafetim ve ayakkabım yok ama her gün farklı şeyler giymeye çalışıyorum. Yaşına uygun giyinmek ne demektir? Sizce yaşlı insanlar da modaya uygun giyinebilir mi? Bence herkes her yaşta güzel olabilir. Güzel görünmek için modaya uygun giyinmek gerekmez. Herkes kendine uygun ve güzel kıyafetler bulabilir. Kadınlar neden erkeklerden daha fazla makyaj yaparlar? Sizce güzel görünmek için makyaj yapmak gerekir mi? Kadınlar kendilerini daha iyi hissetmek ve güzel görünmek için makyaj yaparlar. Erkekler de makyaj yapabilir ama genelde tercih etmezler. Bence makyaj yapmadan da güzel görünmek mümkündür. İç güzellik dış güzellikten daha önemlidir sözüne katılıyor musunuz? Aslında hem iç güzellik hem de dış güzellik önemlidir. Ama iyi bir insan olmak güzel bir insan olmaktan daha önemlidir. İyi insanlar çevresindekilere mutluluk getirir.